Benim klinik olarak en sık gördüğüm travma burun travması. Kemik kaynaması oluncaya kadar bu maskeyi takmalarını öneriyoruz. Her sporun kulak burun boğazı ilgilendiren farklı travması olabiliyor. Kontak sporları bunların tabii ki önünde geliyor. Futbol oynayanlar, rugby oynayanlar ya da voleybol oynayanlar. Yani içerisinde bir şekilde topun hareket ettiği ya da kişilerin birbirine çarpabildiği durumlarda yüzde ve baş boyun bölgesinde yaralanmalar görülebiliyor. En sık görülen yaralanma burun bölgesinde oluyor. Bunun dışında elmacık kemikleri, göz, alın, dudaklar, yumuşak doku ve kemik düzeyinde farklı farklı travmalar görülebiliyor. Benim klinik olarak en sık gördüğüm travma burun travması. Burun bölgesinde görülen travmalar burun kemiğinin topla ya da karşıdaki rakiple olan çarpışma sonrasında yer değiştirmesiyle gözleniyor. Oyuncu bunun maçın sıcaklığı sırasında çok farkına varmıyor ama travma sonrasında özellikle 3 gün geçtikten sonra bu kırıklarla ilgili eğrilikler ödem geçtikten sonra ortaya çıkabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken mesele burnun ortasındaki septum denen bölgede kan pıhtısının birikmesi. Bu eğer uygun zamanda tanı alıp boşaltılmaz ve müdahale edilmezse bu apseye dönüşüyor ve burun kıkırdağının beslenmesini engelliyor. Semer burun denen sorun ortaya çıkıyor. Bunu düzeltmek için de daha farklı işlemler yapılabiliyor. Sporcular tekrar oyun oynamaya başladıktan sonra o travmalarını unutup maskenin verdiği rahatsızlıkla ve maskeyi söküp atıyorlar. Bir süre maskeyi takmaya kendilerini zorlamaları lazım. Çünkü kemik kaynaması oluncaya kadar en az 2 hafta en azından bu maskeyi takmalarını öneriyoruz. Bazı sporlar özellikle güreşçilerde gözlenen karnabahar kulak durumuna sebep oluyor. Bu da aynen az evvel bahsettiğim septal hematom gibi kulak kıkırdağının içerisinde kan pıhtısının birikmesi, bu kanın boşaltılamaması ve orada sertlik olarak kulakta şekil bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Kontak travması olması gerekmiyor ya da herhangi bir hareketli cismin, topun olması gerekmiyor travma olabilmesi için. Diğer bir mesele de bizim yüzücülerde gördüğümüz yüzücü kulağı. Havuzdaki suların dış kulak yolunda kalması ve bu suyun dış kulak yolunun pH'sını bozarak asidik halden bazik hale geçirip kulakta enfeksiyonlara sebebiyet vermesiyle karşımıza çıkıyor. Buradaki problem bu sporcular havuza girmeye devam ederken aynı etken tekrar orada fırsatçı olarak bulunuyor. Burada yapılması gereken özellikle sudan çıktıktan sonra kulağın kuru tutulmasını sağlamak.